Akıllı Para'dan herkese merhaba. Ben Gizem Uzuner. Başlarken Akıllı Para'ya her zaman olduğu gibi haber başlıklarıyla başlıyoruz. Bugün akışımız oldukça yoğun. O yüzden hızlıca başlıkları aktaralım hemen. Şimdi ilk başlığımız Sayın Cumhurbaşkanı'ndan açıklamalarla ilgili. Yeni asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Özbekistan dönüşü medya mensuplarının sorularını yanıtladı ve burada asgari ücret konusuna da değindi aslında. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığı'm otururlar, konuşurlar, adımı atarız şeklinde açıklamalar yaptı. Geçelim buradan diğer başlığımıza. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de açıklamaları vardı. Türkiye Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon toplantısında iki ülke arasındaki ilişkileri ekonomik anlamda derinlemesine ele aldıklarını belirterek ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki işbirliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık şeklinde ifadeler kullandı. Geçelim buradan diğer başlığımıza. Türkiye'nin brüt dış borç stoğu 2021 yıl sonu itibariyle 441.1 milyar dolar, net dış borç stoğu ise 221 milyar dolar olarak açıklandı. Geçelim buradan diğer bir başlığımıza. İngiltere son çeyrekte beklentilerin üstünde büyüdü. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin yayınladığı verilere baktığımızda ekonomi son çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. 2021 için elde edilen %7.4'lük büyüme de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz İngiltere ekonomisindeki en yüksek büyüme oranına işaret ediyor bu noktada. Ve son başlığımız küresel sukuk ihracı petrolün %40 yükselmesiyle birlikte kayıtların tutulduğu 1999'dan bu yana en yüksek seviyeye kadar ulaşarak rekor kırdı. Türkiye ve Suudi Arabistan sukuk ihraç eden en büyük iki ülke konumunda bu ihraçların ülke kırılımına baktığımızda. Geçelim bir de piyasalar tarafına bakalım. Avrupa borsalarımız ekrana gelecek şimdi ve çoğunlukla da kırmızı bir tablo göreceğiz. Şu an itibariyle işlemlere baktığımızda Londra FTSE %0.15 ekside 7567 puanda. Frankfurt DAX %0.41'lik kaybıyla 6713 puanda. Frankfurt DAX %0.33 aşağıda 14557 puanda. İtalya FTSE MIB yatay seyrediyor 25.287 puanda. Bu esnada ABD vadelilere baktığımızda orada biraz daha böyle yatay bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz aslında şu an itibariyle Avrupa'dan farklı olarak. Geçelim bir de Türk varlıklarına bakalım. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'daki tabloya baktığımızda artılar var. BIST 100 endeks %0.39 artıda. Alt endekslerde bir tek bankacılık endeksi %0.58'lik kayba işaret ediyor. Ulaştırma endeksi primlerde alt endekslerde en fazla yükselenlerde yer alıyor. %1.39'luk kazanımıyla birlikte sanayi endeksi %0.55 yukarıda. Doların performansına baktığımızda dolar endeksi %0.36 an itibariyle yukarıda işlem görmekte. Dolar endeksi 98.15'tir şu an itibariyle. Gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki performansına baktığımızda dolar TL yatay 14.66 seviyesinden işlem görüyor. Bununla beraber görüldüğü gibi gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki performansına bugün karışık bir seyir var. Dolar karşısında en fazla kazanan ise %2.6'lık kazanımıyla beraber Rus rublesi olduğunu görüyoruz. Böylece dolar ruble 81.80'e kadar geri çekiliyor. Bu başlıkları da aktardıktan sonra şimdi Hindistan'da önemli gelişmeler var. Özellikle Hindistan hem Rus gazına, özellikle Rus doğal gaz, petrolüne çok fazla bağımlı ve özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar neticesinde bu iki ülke arasındaki dış ticaret ilişkisi nasıl olacak? Ödemeler nasıl yapılacak? Bunlara ilişkin gelişmeleri konuşacağız. Bloomberg muhabiri Debit Chakraborty bizlerle birlikte olacak. Hello Debit. Debit. Merhabalar. İlk olarak sizi Hindistan'ın Rusya'nın indirimli teklifi tarafındaki tutumunu sormak isterim. Modi hükümetinin bu taraftaki amacı nedir bu indirimi sunarken? Bildiğiniz gibi Hindistan petrol ithal eden bir ülke ve ham petrolünün %85'ini yurt dışından ithal ediyor. Fiyatlar da artarken petrol tarafında Hindistan zaten çok fazla baskı yaşıyor fiyatlar tarafında. Bu yüzden çok açık bir şey var. Hindistan zaten daha ucuz petrol arayışında içinde olacaktı bütün dünyada. Bu çok normal ve şimdi de Rusya ve Ukrayna
kriziyle birlikte Hindistan burada bir fırsat gördü. Daha ucuz bir petrol alma fırsatı gördü. Rusya tarafından önerisi yapıldı bu. Ve başka bir yerde zaten Rusya'nın satış yapması şu an zor. Kaynaklardan duyduğumuz üzere Rusya Hindistan'a öyle bir teklif yapıyor ki savaş öncesi fiyatlardan varil başı $35 indirimli satış yapacağını söyledi. Bunlar şu an olan görüşmeler, konuşmalar bu şekilde ilerleyecek gibi duruyorlar aslında. Ve Rusya Dışişleri Bakanı da Hindistan'a gelecek. 2 günlük bir ziyarette bulunacak Hindistan'a. Evet, Hindistan iyi bir şekilde alabileceği, indirimli bir şekilde alabileceği Rus varillerinin peşinde şu an. Pekala David, Hindistan en başından beri, bu savaşın başından beri nötr tutumunu sürdürmüştü. Ama savunma tarafındaki bağımlılığına rağmen şayet Rusya'nın teklifini kabul edecek olurlarsa bu nötr olma stratejisi bir şekilde değişir mi? Bir de şunu sormak istiyorum. Son diplomasi trafiğini bize anlatabilir misiniz? Bakın, Hindistan ve Rusya hiçbir şekilde ikili ilişkilerini bozmak istemiyor aslında. Hindistan çok fazla Rusya'dan petrol ithal eden bir ülke. Stratejik müttefiklik var şu an. O yüzden Hindistan doğrudan Rusya'yı eleştirmek ya da kınamak istemiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesinden dolayı Rusya'yı doğrudan kınama getirmek istemiyor. Dediğim gibi o yüzden nötr kalmaya çalışıyor. Doğrudan kınamıyor savaşı, Ukrayna tarafındaki savaşı doğrudan kınamadığını görüyoruz. Bu yaklaşımı sergiliyor. Hem Ukrayna hem de Rusya'daki hükümete karşı bunu kendileri arasında çözsünler diye bir tutum var. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde Rusya'yı eleştirmedi Ukrayna'yı istila ettiği için. O yüzden çok fazla stratejik hareketler var, stratejik konular var dahil olan. Hindistan'ın doğrudan Rusya'nın eleştirme yapmasının önüne geçen stratejik şeyler var. Siz de biliyorsunuz. Çin var, Hindistan var. Rusya'dan petrol ithal eden. O yüzden şu an Rusya'nın da bu noktada onlara petrol verdiğini biliyorsunuz. Ama dünyadaki bu savaşın daha da kötüleşmemesini ister herkes elbette. David, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bloomberg muhabiri David Chakraborty'yi ağırladık bu bölümde. Şimdi buradan akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz. Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde ilk etapta Londra temsilcimiz Ceren Dilekçi ve Köseoğlu'na döneceğiz. Ceren, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Gizem, hoş bulduk. Şimdi Rusya'ya gaz satışının detaylarının bugün açıklanması beklenmekte. Nedir oradaki son gelişmeler? Merhabalar Gizem. Evet, aslında bu konuda hala büyük belirsizlik var. Yani az önce Kremlin'den açıklamalar geldi. Dün Rus Devlet Başkanı Putin, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Almanya Başbakanı Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bugün basına yansıyan haberler aslında bu noktada Rusya'nın taviz verme niyetinin olduğu, yani Rusya'nın ruble ile ödemeler tarafında biraz daha söylemini yumuşattığı yönündeydi. Fakat az önce Kremlin'den ön açıklamalar geldi ve Kremlin yaptığı açıklamada ruble ile gaz satışında Gazprom Bank'ın kullanılacağını, yer alacağını belirtti ve Avrupalı alıcıların gaz ödemeleri için ruble edinmek zorunda olacaklarına dikkat çekti. Müşteriler Rus gazını alma yollarında bir değişiklik olmayacak, kontratlarda yazan para birimini ruble almak için kullanılacaklar denildi. Dün aslında Kremlin yaptığı açıklamada ruble cinsinden ödemenin zaman alacağını belirtmişti ki bugün aynı saatlerde İtalya Başbakanı Mario Draghi'de bir basın toplantısı düzenledi ve bu toplantıda Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarına dikkat çekti. Putin'in kendisine
Avrupalı şirketlerin ödemeleri euro ve dolar cinsinden yapabileceklerini, bunun rubleye çevrilmesinin Rusya'nın kendi işi olduğunu, yani Rusya'nın içerisinde yapılacağını belirttiğini ifade etmiş oldu. Tabii aslında bu haberler doğalgaz fiyatlarında Avrupa'da ciddi bir oynaklığa yol açmış durumda. Mesela şimdi grafikte gördüğümüz üzere son 15 günlük dönemde doğalgaz vadeleri oldukça oynak seyretti. Bugün mesela bu açıklamaların ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları %4'e yakın düşüşte 112 eurolar seviyesinde megawatt saat başına gerilemiş durumda. Aslında Rusya bu adımıyla Gazprom Bank'ın yaptırımlar dışında tutulacağından emin olmak istiyor. Çünkü şimdiye kadar Avrupa Birliği Gazprom Bank'a dönük herhangi bir yaptırım uygulamadı. Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni yaptırım paketini açıklaması bekleniyor ve bu yaptırım paketi içerisinde de Gazprom Bank'ın olmayacağı beklentisi hakim, doğalgaz ödemeleri tarafında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için. Bu yaşanan enerji krizi Euro bölgesinde tüketiciler üzerinde bu sene 230 milyar euroluk ek faturaya neden olacak. Bloomberg'un yaptığı bir analiz bu. Yani gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %1.8'i kadar Euro bölgesi genelinde ekstra fatura ödemek durumunda kalacak tüketiciler, hane halkları bu sene. Şubat ayında tahmin yapılmıştı ve 100 milyar euroluk bir ek fatura ödeneceği yönündeydi. Fakat son çıkan rakam bu yapılan tahminin iki katının da üzeri bir rakama işaret etmekte. Tabi bu durum enflasyon tarafında ciddi rekor artışları beraberinde getiriyor. Dün Almanya ve İspanya'dan Mart ayı enflasyon verisini almıştık. Bugün de Fransa ile İtalya'dan enflasyon verilerini aldık. Fransa'da yıllık tüketici fiyatları %5,1'lik bir artış gösterdi. Bu da serinin yayınlanmaya başladığı 1997 yılından bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Enerji, gıda ve hizmet sektörü öncülüğünde bir artış yaşandı enflasyonda. İtalya'ya baktığımız zaman İtalya'da ise yıllık tüfe %7 artışla 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. İtalya hükümeti 16 milyar euroluk bir destek paketi açıklamıştı. Fransa hükümeti 25 milyar euroluk bir destek paketi açıklamıştı. Enerji fiyatlarının yaşanan artışa karşılık hane halkları ve işletmeleri desteklemek için. Bununla beraber bugün Draghi yaptığı açıklamada hükümetin enflasyonu frenlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Dün de İspanya'da enflasyonun %10'a dayandığını aktarmıştık. Almanya'da da enflasyon %7.6'lık artışla neredeyse 1980'lerden bu yana en yüksek seviyeye tırmanmıştı. Tabii enflasyonda yaşanan bu yükseliş Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinin öne çekilmesine neden oluyor. 2 ay kadar öne çekilmişti. Ekim ayı itibariyle ilk faiz artışını, hatta Eylül ayına işaret etmişti dün Avrupa Merkez Bankası üyesi Hozman. Bugün de Lane'den bazı açıklamalar var. Aslında Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisi Lane en güvercin isimlerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle ondan gelen açıklamalar önemli. Para politikasının yeniden ayarlanabileceğini söyledi. Enflasyon beklentilerinin daha da hızlı bir şekilde yükselmesi halinde. Guindos ise yarın açıklanacak Euro bölgesi enflasyonunun çok daha yüksek bir seviyeye işaret etmesini beklediğini doğruladı aslında beklentiler doğrultusunda. 2-3 ay içerisinde enflasyonun Avrupa'da zirve yapmasını beklediğini dikkat çekti. Fakat belli fiyat şoklarının geçici olduğu görüşünde Guindos ve henüz maaş artışlarının etkisinin tam olarak görülmediğinde sözlerine ekledi. Bugün piyasaya baktığımız zaman tahvil faizlerinde dün hızlı bir yükseliş yaşanmıştı Avrupa'da. Bugün tahvil faizleri geriliyor. Almanya 2 yıllık tahvil faizleri 2014'ten bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçmişti. Bugün tekrar negatif bölgeye geri dönmüş durumda. Avrupa endekslerinde ise sınırlı %0.5'e varan oranda düşüşler var. İngiltere'den son çeyrek büyüme verisini aldık. Son çeyrekte İngiltere ekonomisi %1.3 oranı büyüme gösterdi. Geçtiğimiz yılın tamamında ise %7.4'lük büyüme ile 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetmiş oldu. En hızlı büyüyen kalemlere baktığımız zaman pandeminin etkisiyle özellikle sağlık hizmetlerinde üretim tarafında hızlı bir artış yaşandı. Perakende sektöründe hızlı bir artış var son çeyrek itibariyle. Fakat hane halkı harcamaları halen pandemi öncesi seviyenin yaklaşık %1,1 altında bulunuyor. Bununla beraber ihracat tarafı oldukça zayıf İngiltere'de. Bunun da nedeni Brexit. Çünkü Brexit sonrası Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatta kayda değer oranlı bir düşüş söz konusu. Mesela ihracat pandemi öncesi seviyenin neredeyse %15 altında bulunuyor ve G7 ülkeleri arasında ihracat tarafında İngiltere
en kötü performansı sergileyen ülke konumunda. Konut sektörü hızla büyümeye devam ediyor. Mesela konut fiyatlarına baktığımız zaman Mart ayında yıllık bazda konut fiyatlarında 2004'ten bu yana en yüksek artış yaşandı. %14,3'lük bir artış yaşandı fiyatlarda. Tabii Londra'da değil, özellikle İngiltere'nin diğer şehirlerinde yüksek artışlar yaşanıyor. Çünkü artık Londra'da konut piyasasının belli doygunluğa ulaştığını biliyoruz. O yüzden orada fiyat artışları biraz daha sınırlı kalmış durumda. Ve pandemi öncesi seviyeye baktığımız zaman İngiltere'de konut fiyatlarında yaşanan artış %21 seviyesine ulaşmış durumda. Gizem Uzuner, Gençtürk. Ceren, çok teşekkürler aktardıkların için. Bloomberg HT Londra temsilcimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun görüşlerini de aldık. Şimdi buradan geçiyoruz. Az önce OPEC'e dair bir son dakikamız vardı. OPEC artı üyeleri günlük 432 bin varil üretim artışında anlaştı. Son dakikasını az önce sizlere aktarmıştık. Bunu konuşacağız. Bloomberg Intelligence petrol analisti Salih Yılmaz bizlerle birlikte. Salih, hoş geldin yayınımıza. Merhaba. Zamanlama olarak mükemmel bir zamanlama oldu. Özellikle buradaki üretim artışı beklendiği gibi mi, piyasanın beklediği şekilde mi gerçekleşti sence? Ne bekleniyordu, ne ele çıktı, ne elimize geçti şu toplantının sonrasında? Evet, aynen. Yani toplantı hemen bitti ve beklediğimiz gibi bir sürpriz olmadı aslında. Mayıs ayı için yani neredeyse sembolik olan bir arz artışı olacak. Günde 432 bin varil. Bu 400 bin değil, biraz daha fazla olmasının sebebi de 5 üyenin referans alınan üretim seviyesinin yükseliyor olması. Yani aslında beklenenden daha yüksek bir rakam değil pek aslında. Ciddi bir baskı var grup üzerinde. Yani bu Rusya-Ukrayna krizi ve Rusya'nın petrol ihracat riskine yanıt vermemesinden dolayı. Fakat grup politika değil, yani piyasanın fundamentals'ına, temellerine odaklandığını söylemeye devam ediyor. Ve Rusya'nın, yani bu OPEC Plus grubu ve grubun birlikteliği için önemi çok yüksek. O yüzden yani Suudi Arabistan özellikle bu ittifakın bozulmasını istemiyor. O yüzden de yani grup olarak taraf seçmek istemediler. Şu an petrol fiyatları yüksek ve arzı artırmaları gerekiyor. Fakat ileride yani ekonomilerin belki yavaşlaması halinde tam tersini yapmaları gerekebilir. Ve o durumda Rusya'nın grubun parçası olması önemli diğer üyeler için. Ve yani ilk defa değil aslında, yani grup içerisinde aktif savaş içerisinde olan üyelerin olması. Yani 1980-88 arasına baktığımızda İran ve Irak savaştayken OPEC toplantılarına katıldı. 1990'da Irak ve Kuveyt aynı şekilde ve günümüzde de Suudi Arabistan ve İran. Farklılıklara rağmen OPEC sadece petrol piyasasına ve fundamentals'a odaklandığını söylüyor ve bu yüzden yani soruna geri dönecek olursak, bu yüzden beklenildiği gibi sadece 400 bin, 432 bin varil günde artış yapacaklar Mayıs ayı için. Peki şu an petrol piyasasında gördüğümüz petrol fiyatlarındaki %6'lık düşüşü neyle açıklamak lazım sence? Şimdi yani önümüzdeki bu kısa dönemde yani petrol fiyatlarında biraz baskı var dediğin gibi. Bu baskı olmaya devam edebilir. Şimdi bir tarafta Çin'de geri gelen karantinalar var. Ve diğer taraftan bugün aldığımız, dün gece aldığımız haberlere göre Amerika'da 180 milyon varillik bir stratejik rezerv sürümü yapılabilir. Yani bu aslında baktığınızda günde 1 milyon varil 6 ay sürebilecek bir sürüm. Yani ciddi bir rakam. Fakat bu yani piyasadaki ciddi olan açığı büyük bir ihtimalle tam olarak kapatamayacak olan ve yani kısa süreli ve çok da etkili olmayan bir çözüm aslında bizim görüşümüze göre. O yüzden biz yani senenin geri kalanında petrol fiyatlarının, yani bu hafta ve bugün biraz gerileme oldu ama petrol fiyatlarının 3 haneli kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yani daha önce burada da paylaştığım gibi fundamentals'a baktığımızda hızlı toparlanan bir petrol talebi var ve buna yeterince hızlı cevap veremeyen bir arz var. Özellikle yaz aylarına girdiğimizde bu daha belli olacaktır. Hem bu Rusya, bahsettiğim Rusya'daki belirsizlik ve orada eksilen variller, stokların çok düşük seviyelerde olması, yani OPEC'in yedek üretim kapasitesinin de düşmeye devam etmesi, bunlar hepsi beraber yani fiyatları desteklemeye devam edecektir bence. Peki şimdiye kadar geçen süreçte, yani Şubat sonundan itibaren Rusya'nın petrol üretiminde ve ihracatında ne kadarlık bir kesinti meydana geldi? Yani savaşın bilançosunu Rusya ekonomisi üzerinde en çok buradan ölçebiliyoruz. Petrol üretimine dair ya da ihracatına ilişkin son rakamlar neye işaret ediyor? Ne değişmiş? Evet, yani aslında şimdiye kadar gördüğümüz kesinti beklenilenden daha az oldu. Yani günde 1 milyon varilden daha az bir miktar şimdilik gördüğümüz kadarıyla. Bize
gördüğümüz verilere göre. Fakat yani Mart ayı boyunca yani bazı eski kontratlar dolayısıyla petrol akımı devam etmiş olabilir. Yani Nisan ayından itibaren kesintilerin artmasını bekliyoruz biz. Yani birçok şirketin daha önce de söylediği gibi Rus petrolünü almak istemeyebilir. Ve tabii bu varillerin bir kısmı Çin'e veya bir kısmı Hindistan'a gidebilir. Yani ciddi indirimler var bu ülkelere verilen ve Rus petrolünü almak isteyebilir bu ülkeler. Politik ve yaptırım riskleri olmasına rağmen. Fakat yani IEA'nin verdiği rakamlara baktığımızda onların beklentisi piyasadan günde 3 milyon varile kadar bir eksiklik olabileceği bu Rusya krizinden dolayı. Yani ciddi bir belirsizlik var tabii yani bu rakamlara baktığımızda. Bazı senaryolar Nisan ayı içinde 1 milyon varil günde civarında bir kesinti bekliyor. Bazı senaryolar 4 milyon varile kadar ulaşabileceğini düşünüyor bu rakamların. Ciddi bir belirsizlik var. Biz de yani her gün ve her hafta verilere yakından takip etmeye çalışıyoruz. Peki 5 Mayıs'ta bir sonraki OPEC artı üyelerinin toplantısı. Şu anki varsayımlardan birkaç senaryodan bahsettin ama mesela Bloomberg'un kendi senaryosu ne işaret ediyor? Şimdilik en azından varsayımlara baktığımızda fiyatlara dair. Şimdilik bizim Bloomberg Intelligence'ın senaryolarına göre fiyatların 90 ve 160 dolar varili olmasını bekliyoruz. Tabii iki tarafta da ekstrem senaryolar var. Eğer yani Rusya krizinde bir gelişme olursa 90'lara kadar düşebileceğimizi düşünüyoruz. Tam tersi yani krizin daha kötü olmasıyla birlikte 160 hatta daha yüksek fiyatlara özellikle yaz aylarında gelebileceğimizi düşünüyoruz. Eğer yani şu an olduğu gibi devam ederse 120 civarında bir fiyat olmasını bekliyoruz şu an piyasalarda. Yani bir sonraki toplantıda da 5 Mayıs'ta yani tabii bir aydan fazla var o toplantıya ama şimdiye kadar gördüğümüz şeylere göre OPEC'in yani fikrini ve politikasını değişeceğini düşünmüyoruz 5 Mayıs'taki toplantıda da. Salih Yılmaz çok teşekkürler katıldığın için. Bloomberg Intelligence petrol analisti Salih Yılmaz'ı ağırladık bu bölümde. Şimdi geçiyoruz buradan yurt içi konuşmak için. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte olacak. Cemal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gizem, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi daha yeni yaptık zaten enflasyon anketini. Bu ayda yükselmesi beklenen bir enflasyon rakamı var karşımızda. Önümüzdeki hafta alacağız rakamları. Burada özellikle bu enflasyonist ortamda sektörel bazda öne çıkardıklarınız, görece bu sektör daha korunaklı kalır bu ortama dair dediğiniz sektörler var mı? Ve bunların içerisinden seçici davranıyor musunuz? Yani belli başlı şirketler var mı? Beni duyabiliyor musunuz Cemal Bey? Az önce sorumu duyabildiniz mi? Cemal Bey'in bağlantısında bir aksaklık oldu zannedersem. Bir reklama gidelim. Arkadaşlarımız da o esnada tekrar Cemal Bey'in bağlantısını sağlayacaklar. Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte demiştik. Cemal Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Şimdi az önceki sorumu tekrar edeyim ben. Enflasyonist ortamda az önce de zaten anketin sonuçlarından da bahsettik. Arkadaşlarımız da ekrana verdiler. Anketi de daha yeni yaptık. Haftaya da enflasyonu Mart ayı rakamlarını alacağız ve yükseliş beklentisi olduğunu söyledik. Burada özellikle bu enflasyonist ortamdan fayda sağlamasını beklediğiniz, daha korunaklı kalır hatta fayda sağlar diyebileceğiniz sektörler ya da şirketler var mı diye sormuştum. Tabii ki Gizem dediğin gibi enflasyon bizde yüksek bekliyoruz. %5,5 Mart ayı için. Ve Mart ayı sonu itibariyle de %61'i bulacak. Yılın geliri ilerleyen vakitlerinde ise enflasyonun biraz düşüş trendine gireceğini ve yılı %47 civarında kapatacağını bekliyoruz. Şimdi burada aslında çok güzel bir soru bu. Enflasyonist ortam kime yarar? Aslında genelde baktığımızda yaramadan çok bir illüzyon yaratan bir şey. Bunun altını çizmek isterim Gizem. Çünkü gördüğünüz herhangi bir hedef şirketlerle ilgili eski hedef değil. Yani Ereğli için 43, eskinin 43'ü değil. Bir kere bu illüzyona biraz alışmamız gerekecek ki biz bunu en son 2004 yıllarında yaşardık. Eskiden TL bilançolar üzerinden bakıp sonra dolara çevirir, dolar hedefler yapardık. Yani bir şekilde
Eskiden beri Türkiye'yi izleyenler ya da işte sektördeki analistler bilir. Gerçekten de dolar gibi konuşurduk her şeyi. Ondan sonra TL'ye geçmiştik. O dolar gibi konuşmamızın sebebi de hep yüksek enflasyonla bir kendimize bir pusula ya da yön gösterici bir şey bulmaktı. Bunu neden söyledim? Şu anda da bu illüzyonun içerisindeyiz. Altını çizmekte fayda var. Önümüzdeki yıllarda enflasyonun düşmesini bekliyoruz ama bu geçiş döneminde bir kere TL fiyatları tek başına değerlendirmemek gerekir. Ki bunu alışveriş yaparken de görüyorsunuz. Herhangi bir şey alırken de sanki yurt dışına çıkmış gibi şaşırabiliyoruz. O yüzden enflasyonun bir illüzyon etkisi alacak ve burada şuna odaklanmak gerekecek. Asıl sorunun önemli tarafına geleyim. Bu illüzyon tarafında hangi şirketler değer yaratıp enflasyona göre kendini koruyabilir? Bu özellikle hesabını iyi, kitabını iyi yapan, ihracat yapabilen ve verimli şirketleri koruyacaktır. Bunun altını çizdim. Ön planda bunlar olacaktır. Ve birçok şirket aslında borsaya kote olanlar adına konuşuyorum. Yani onlarla ilgili konuşuyorum. Aslında yabancı para pozisyonları falan birçoğunu çok dengelediler. O yüzden özellikle büyük şirketlerin bu konuda becerikli olduğunu gördük. Yani TL'ye geçenler var, borçlarını açık pozisyonlara kapatanlar var. Ve bunların daha iyi noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Şöyle toparlayayım. Bir, ihracat yapan şirketler ki bunlar işte Arçelik, Şişe Cam, işte Tofaş gibi şirketleri bu kategoriye alabilirsiniz. Ya da işte daha dayanıklı perakende, BİM, Migros ya da MTA, Erdemir, Kardemir ya da havacılık tarafında yurt dışı ile iş yapan geniş bir coğrafyaya yayılan TAV Havalimanları ya da işte Türk Telekom gibi şirketler. Bunlar da hem içeride hem dışarıda, yani içeride özellikle Türk Telekom gibi ciddi bir değer olan şirketler. Şimdi bu seçimlere ek olarak tabii ki bir seçici olarak başka şirketleri de ekliyoruz. İşte Koç Holding, Holdingler arasında ekliyoruz ya da işte marketlere Şoko ekliyoruz ya da Coca-Cola'yı, Medical Park gibi şirket spesifik olarak güçlü olan şirketlere odaklanmaya çalışıyoruz. Ama sektörel olarak şunu söyleyeyim. Perakende bir kere böyle dönemlerde daha verimli olan taraf, altını çizeyim. Enflasyonla mücadelede zaman zaman eleştirilse de bence özellikle organize perakende sektörü fiyatların çok daha yüksek seviyelere ve çıkmasını engelleyen bir mekanizma olarak görmek. Tabii ki rekabet olmalı ama bunun enflasyonu aşağı çekmeye çalışan bir mekanizma olduğunu bilmemizde fayda var. Geçmişte olsaydı çok daha büyük çalkantılar yaşardık. O nedenle biz şu an için görüşlerimizi biraz değerlendirme altındayız şu anda tabii. İlk çeyrek bitti. İlk çeyrekten sonraki sonuçları göreceğiz yavaş yavaş. İlk çeyrek bu arada kötü değil. Onu söyleyeyim. Ben ama de onu soracaktım Cemal Bey. Birinci çeyrek tabii bitiyor artık. Kim iyi geçirdi sizce? Şöyle söyleyeyim. Genel olarak bu Mart sonu itibariyle bir kere döviz açık pozisyonu olmayan şirketler diyelim. İşte perakendelerin iyi olduğunu, emtiaların iyi geçirdiğini düşünüyoruz. İşte Medical Park gibi mevsimsel olarak da daha iyi olan şirketler. Yani en azından son dönemde izlediklerimiz olarak söyleyeyim. Onun dışında mesela işte Arçelik'in bile ilk iki ayının daha iyi olduğunu görüyoruz. Düşündüğümüzden daha iyi gittiğini. Burası yanlış anlaşılmasın. Fiyat artışları oldu her tarafta. Talep şu ana kadar çok bozulmadı ama Mart biraz daha karışık. Nisan'da tabii ki Ramazan etkisi de olacak. Ama ilk çeyrek için mesela bankaların da açıklanan sektörel dataya baktığınızda karlılık olarak iyi bir durumda görünüyor. Hatta neredeyse şu anda 2 ayda 4. çeyrektekinin tamamını geçmiş durumda. Ama tabii ki bankacılıkta bir ölçü değil. Bankacılıkta önemli olan ileriye dönük görünüm nasıl? Bununla ilgili gelişmeler. O yüzden onu hep bir köşede bakmak lazım. Şey tarafında ise birkaç gün sonra daha bir bu Nisan ayında daha net resimleri görmeye başlayacağız. Ama ilk izlenim olarak şunu söyleyeyim. İlk çeyrekte yaşanan bütün hengameye rağmen kötü görünmüyor. Aralarda tabii satır aralarını görmemiz gerekecek. Asıl önemli olan herhalde Türkiye açısından yılın ikinci çeyreği daha önemli olacak. Orada artık işte enflasyonun etkileri, alım gücünün ne kadar etkilediğini göreceğiz. Bunları biraz daha şey yapacağız, hissedeceğiz. Ama şu anda yine son birkaç cümleyle söylesem, bunu özetlesem, dördüncü çeyrekteki temaların ilk çeyrekte de devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani bir şekilde bu temalar devam ediyor. İhracat yapan şirketler,
işte perakendeler olsun. Bu tarafta yine enflasyonla mücadelede verimli olan şirketlerin ön plana çıkacağını görüyoruz. Ama en gözüme çarpan emtia tarafı artı perakende tarafı diyebilirim Gizem. Cemal Bey, peki şu an mevcut durumdaki model portföyünüzden bahseder misiniz? Hani kimlere daha çok tercih ediyorsunuz? Tabii bizim öncelikle şöyle söyleyeyim. Arçelik'i hem geri alım programından dolayı beğeniyoruz. O bir sebep değil tabii. Keşke geri alım olmasa da daha çok halka açık şirket olarak kalsa. Benim açıkçası uzun vadeli analist olarak isteğim o yönde olur ama ileri dönük büyüme beklentileri var. Ve MTI'yi her şeye rağmen yönetiyor. Arçelik'i sayabiliriz. Şişe Cam yine önemli bir isim. Türkiye Cumhuriyet tarihinin önemli şirketlerinden ve yurt dışında ciddi operasyonları var. Şişe Cam'ı yine sayabiliyoruz. Onun dışında perakende de iki şirketi birden dahil ediyoruz. Onlar da geçen yıl Gizem çok baskı altında kaldılar genel anlamda. Ve BİM ve Migros'un bu yıl potansiyeli, gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Geçen yıllar ceza vardı. Tabii zaman zaman rekabet kurulu soruşturmaları olabiliyor ama bizim gördüğümüz bu şirketler iyi performans göstermeye devam edecektir. Havacılıkta bu yıl turizmle birlikte iyileşme söz konusu olabilir. Ama tabii ki Ukrayna, Rusya bu arada demokrasinin kılıcı gibi duruyor orada. Orada bir gün yaz, bir gün kış yaşayabiliriz ama umarım iyi yönde gelişmeler olur. En kötü geride kalmıştır diye düşünmek isteriz. Ama orada işte o yüzden orada havacılıkta TAV havalimanlarını ön plana çıkarıyoruz. Öte yandan da Türk Telekom'u. Telekom ilk çeyrekte tabii ki enflasyonu tamamen yansıtamayacaklar ama hem orada bir stratejik bir varlık olarak işte varlık fonuna geçmiş durumda olacak tamamen satış gerçekleştikten sonra ve ileriye dönük stratejisi daha belirli hale gelecek. Ve şu anda tarihi iskontolarda işlem görüyor. Bu tabii ki Türkiye'nin makro resmi, Türkiye'ye bakışın iyileşmesiyle birlikte böyle Türkiye'nin temel varlıklarının da değer kazanmaya başlayacağını düşünebiliriz. Bunların evet. Yanında biz 7 tane ana hissenin yanında başka hisseleri de ön plana çıkarıyoruz. İşte Coca-Cola hem yurt içi yurt dışı, işte Medical Park burada borçlarını bitirir, daha iyi bir tarafa gider. Coca-Cola gibi şirketler, Erdemir'in yanında yine kendini çok değiştiren bir Kardemir söz konusu, onu ekleyebiliyoruz. Biraz daha bir geniş bir listeyle ortaya çıkıyoruz ama saydıklarım, özellikle detaylı bahsettiklerim bizim en beğendiğimiz 7 ise bunun altını çizmek istedim. Cemal Bey, çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok tekrar. Sağ olun. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'ı ağırladık bu bölümde. Şimdi buradan geçiyoruz bir başka konuya. Özellikle dünyadaki elektrik trendlerinden bahsedeceğiz. Üretim nasıl yapılıyor? 2021 nasıl bitti ve bu sene itibariyle üretim trendleri elektrik tarafında nasıl gerçekleşecek? Bunları öğreneceğiz. Enbel küresel lideri Dave Jones bizlerle birlikte olacak. Hello Mr. Jones. Merhaba Sayın Jones. Merhabalar, sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Biz katıldığınız için teşekkür ederiz. İlk olarak size son trendleri sormak istiyorum küresel elektrik üretiminde. Bize sayılardan bahsedebilir misiniz? Özellikle de yenilenebilir sektörden bahsederseniz mutluluk duyarız. Elbette, biz ekip olarak 75 ülkeyi analiz ettik geçen yıl. Ve biz birlikte kapsamlı bir analiz gerçekleştirebildik küresel elektrik dönüşümüyle alakalı. İlk olarak şunu gördük. Şimdi güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi kullanımı çok arttı. İlk defa küresel elektrik üretiminin %10'unu kapsadılar. Paris Anlaşması imzalandıktan beri böyle bir şey görülmemişti. Ve nükleer enerjinin de önüne geçmiş oldular bu şekilde birlikte. Pekala, şunu sormak istiyorum. ABD, Almanya ve aynı zamanda İngiltere gibi hükümetler, mesela Kanada'da, hepsi şuna emin, yeşil elektrik gerçekten hayatımızda olacak ve o yüzden şebekelerini %100 temiz enerjiye geçirmeye çalışıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda başarılı olabilirler mi? Evet, hakikaten yüksek seviyede insanların söz verdiğini, bir şeyleri taahhüt ettiğini görmek çok güzel. Çok hırslı mesajlar geliyor. Birçok ülkeden böyle açıklamalar geliyor.
geliyor. Bunları görmek çok güzel. Ama hali hazırda biz ne gördük? Gördüğümüz veri bizi aslında şaşırttı. Çok fazla ülke şimdi güneşe ve rüzgara dönmeye çalışıyor. Biraz daha karbondioksit salımını azaltmaya çalışıyoruz. Elektrik sisteminin geleceğini konuşuyoruz ama gördüğümüz şey şu: 50 tane ülke geçen yıl itibariyle elektrik üretiminin %10'u ya rüzgardan ya da güneşten üretti. Bu çok büyük bir başarıdır. Avrupa tabii ki bu tarafta lider. 10 ülkenin 9'u Avrupa'da ama dünya çapında da çok çok daha fazla bu oranın arttığını görüyoruz. İlk defa Çin ve Japonya mesela bu %10'luk gösterge seviyesini geçti. Şimdi dünyanın en büyük 5 ekonomisinin de artık güneş ve rüzgar enerjisine döndüğünü, yüzünü buna çevirdiğini görebiliyoruz. Peki ya hangi ülkeler en fazla ve en az ilerleme kaydetti yenilenebilir tarafta? En büyükler. Şimdi 3 ülkeden bahsedecek olursak, çok büyük ilerleme kim kaydetti diye bakacak olursak, Hollanda, Avustralya ve Vietnam. Neredeyse toplam elektrik arzının çok büyük bir kısmını güneş ve enerji tarafına çevirdiler. Fosil yakıttan güneşe ve rüzgara çok fazla kayış oldu ve son 3 yılda oldu. Avustralya ve Hollanda'da hem güneş hem de rüzgar arttı. Vietnam'da bilhassa güneş enerjisi çok fazla ilerleme kaydetti. 3'e katladı bile diyebiliriz. Ve şimdi dünyada en fazla güneş enerjisinden elektrik üreten 10. ülke durumunda. Bu bize şunu gösteriyor: İşler çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Hükümetler ve devletler hedefler belirlediğinde ve bunların peşinde gittiğinde işler çok hızlı değişebiliyor. En yavaş ülkelerden bahsetmek gerekirse, dediğim gibi Asya'da çok fazla artış var ama yeterli değil tabii ki. Avrupa'ya yetemediler. Amerika tarafında da yapılması gereken çok fazla şey var. O ülkelerden bahsedebiliriz. En düşük güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı Orta Doğu tarafından geldi ve Afrika ülkelerinden geldi. Hali hazırda bazı ülkelerin çok iyi ilerlediğini görebiliyorsunuz. Bireysel ülkelere bakabilirsek bunu görebiliyoruz ama birçok ülkede çok fazla şey söz veriyor. Mesela Suudi Arabistan elektriğinin %99'unu fosil yakıttan üretti. Ama dediğim gibi verdikleri söz var. 2030'da, yani sadece 8 yılda elektriğinin %50'si güneş ve rüzgardan gelecek diye sözler verildi. İlerleme görmediğimiz ülkelerde bile çok fazla seviyede sözler verildiğini biliyoruz. Mesela İran gibi ülkeler adım atma sözü verdi. Güneş ve rüzgar enerjisi altyapısını kurma sözü verdi. Siz bilhassa güneş ve rüzgar enerjisinin altını çiziyorsunuz. Çünkü bunlar en hızlı şekilde büyüyebilen temiz enerji kaynakları. Bunun arkasındaki sebebi bize anlatır mısınız? Elbette farklı kaynaklar var tabii ki temiz elektrik için kullanabileceğimiz. O yüzden diğer kaynaklara bakalım mesela. Hidroelektrik. Ben bahsedebiliriz. Geçen yıl yine çok büyük ülkelerde Türkiye'de dahil olmak üzere ve Çin dahil olmak üzere burada elektrik üretildi ve bunlar saklanabiliyordu. Burada yıllık olarak artış kaydedildiğini söyleyebiliriz ama biraz düşüş var bu trende. Nükleer tarafta da nükleer enerjinin kullanılarak elektrik üretiminde kullanılması pandemi döneminde biraz azalmıştı. Biraz toparlama oldu bu tarafta. Ancak şu an nükleer reaktör üretmeye çalışan, bunu kurmaya çalışan birkaç ülke var. Çünkü nükleer bir nükleer enerjiden elektrik üretmek zaman alıyor. Diğer temiz elektrik kaynağı biyoenerji. %6 oranında arttı bunun kullanımı ama her zaman ne kadar sürdürülebilir olduğuyla alakalı endişeler barındıran bir enerji kaynağı bu. Tabii ki şu an karbondioksit salınımı çok az ama sürdürülebilir olup olmadığı merak edilen bir şey.
karbon yakalama diye yeni teknolojiler var. Farklı teknolojiler gelişerek ve geliştirerek çok farklı temiz elektrik kaynaklarına erişebileceğimize inanıyoruz gelecekte. Ama bu teknolojilerin hepsini ele alalım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın mesela bazı modelleri var. Yeşil elektrik ya da temiz elektrik üretiminin çok büyük bir kısmının temiz taraftan, yenilenebilir taraftan olması gerekiyor. Bu taraftaki yatırımın artması gerektiği düşüncesindeler. O yüzden gelecek elektrik üretim sisteminin aslında onlar omurgası olacak. Sayın Jones, Türkiye'nin elektrik üretimiyle alakalı bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii. Türkiye kusura bakmayın, hidro tarafı kullanarak elektrik üretiminde bir artış gözlemledi. Ve genel olarak Türkiye'deki durumu ele aldığımız zaman iyi bir şekilde temiz elektriğe doğru kayış olduğunu görüyoruz. Son birkaç yılda güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimi arttı. Toplam elektrik üretimindeki yeri kıyaslanacak olsak bu da tabii ki ekstra gelen elektrik talebini de biraz daha karşılayabiliyor. Şu an fosil taraftaki kullanımın biraz daha azaldığını söyleyebiliriz Türkiye'de ve Türkiye biraz daha bunu arttırmalı. Şu an kömürden, fosil yakıttan enerji üretme fabrikaları da kuruluyor ama bunların da azaltılması gerekiyor. Geleceğin ışığının yakılması için ya da ışığın devam etmesi için yeşil tarafta bir adım atması gerekiyor Türkiye'nin ya da bu çabalarını daha da arttırması gerekiyor elektriğin geleceği için. Dave Jones, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ember küresel lideri Dave Jones'u ağırladık bu bölümde ve böylece akıllı parayı noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından finans merkezi başlıyor.